Biz pazar günü Namık Kemal Caddesi'nde Bekir Helvacı'nın evinin önündeki ağacın devrilmesinde sonra bazı problemler yaşandı. Bu problemlerde işte belediye işçileriyle Bekir Helvacı'nın kavga ettiği yönünde, işte Bekir Helvacı'nın belediye işçilerine saldırdığı veyahut da belediye işçilerinin Bekir Helvacı'ya saldırdığı şeklinde konuşmalar, söylentiler oldu. Şimdi bu söylentiler Bekir Helvacı'nın kendisinden, gerçekleri kendisinden dinleyeceğiz. Aslında böyle bir şeyin olmadığını zaten herkes biliyor, beyan ediyor. Bir de Bekir Helvacı'nın ağzından duyalım, vatandaşlarımız da rahatlasın, en azından konuşsunlar bakalım. Bekir abicim. Olay günü evim yıkıldığından dolayı sıkıntılıydım. O esnada da belediye çavuşu olan arkadaşı bilmediğim için ben orada kendimi evin resimlerini çekerken birkaç kendimle tamam orada kelime söyledim. Bunun daha önce de dilekçeler verildiği halde tamam önlem alınmadı. Ya başka altında başka çocuklar olsaydı falan denilince bu kelimelerden sonra yanımdaki kişi belediye çalışanmış. Belediye çalışanı olunca bu sefer de orada böyle şey enkaz kaldırırken kepçeyle tamamı düzgün kaldırmaktan dolayı tekrar binaya zarar verilince ben de bu sefer de siz bu işin ehli değil misiniz? Niye ehli olan insanlar veya belediyeden diğer insanlar niye gelmedi? Burası madem daha önce dedikleri gibi orman bölgesiydi. Niye burada kadar ama bu ağacı kaldırma orman dairesi gelmiyordu? Siz geliyorsunuz. Ya da ormandan bir insan yok. Bununla ilgilenen. Madem sizi ilgilendirmiyordu daha önce dediğimde şimdi neyi ilgilendiriyor? Bu çam ağacını niye kaldırıyorsunuz? Bu çam ağacının mülkiyeti ormanın da. Niye siz götürüyorsunuz? Tamam ayıp değil mi? Bu çam ağacını götürüp de ne yapacaksınız? Denilince hafif bir aramızda bir belediye çalışanı tartışma geçti. Ona benim oğlumu telefonla başka birisi bildirerek arkasından oğlumla belediye çalışanı arasında bir tartışma geçti. Bu tartışmadan sonra emniyete tamamı ifade vermek için gittiğimizde orada arkadaşla tamamı bu şeyde anlaşarak birbirimize şikayetçi olmadık. İş tahtta yapılandı çünkü oğlumla beraber aynı kavga ettikleri arkadaşıyla beraber daha önce ortaklar belediyesinde bir yıl beraber çalıştılar. Şimdi geriye dayanık tamam arkadaşlıkları da vardı. Bekir abi, şimdi şöyle bir söyle. Olaydan sonra karakolda ifade verirken, dışarıda karakolun dışarısında benim eşim dostum, oğlumun eşi dostu, diğer taraftaki arkadaşın eşleri dostları, ben de tabanım EYB kökenli olan bir insanım. Oğlum da aynı şekildedir, karşı taraf da aynı şekildedir. Onun arkadaşları, benim oğlumun arkadaşları tamam bir araya gelince oradaki kalabalığı gören insanlar, MHP'liler karakolu basmışlar. Yok işte Bekir Helvacı'yı tartaklamışlar veya onu tartaklamak için gelmişler diye. Bazı medya bunu beyanatta bulunmuş. Ben böyle bir beyanatta da bulunmadım. İçeride bizi ifade verirken ben dışarıdaki kalabalığı da görmedim. Dışarıdaki kalabalıktan da benim bir tepki gelmedi. Ve tepki gelmediği gibi de tehdit de gelmedi. Yani bunu medyaya bildiririm. Yani bunun böyle bir şeyin aslı olmadığını beyan ederim. Teşekkür ediyorum Bekir abi. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Oldu mu? Şimdi Germancık'ta yaşanan bu sıkıntılarda Bekir abimizin siyasi görüşü yıllardan beri belli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençleri, işte ülkücü gençlerle Bekir Helvacı'nın kavga etmiş gibi gösterilmesi yanlış yorumlara neden oldu. Sonucunu da şimdi Bekir abinin ağzından kendimiz öğrendik. Kendisine de buradan teşekkür ederim. Ben zaten yani yerel yönetimlerde siyasete önem vermem. İş yapacak olan tamam kişiyi veririm. Bugün benim kafamdaki kişi ister Akın olsun, isterse tamam Öndeş olsun. Evet. Tamam ben hangisini benim kafam yatarsa benim bir oyum var ben yerine geçerim. Ben siyasete bakmam ama diğer seçimlerde devamı iş yapacak olan hangisi kafam yatıyorsa ona göre yerine geçerim. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.